Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu selamu aleyhi ve sellem. Mâna râzım ve mâniyat. Zeyd-i Hubab. Bismillahirrahmanirrahim. Öyle bir Allah'a hamd, medih ve senalar ederiz ki şu alemi kebir onun icadıdır. Ve insan denilen şu küçük alem de onun ibdaıdır. Biri inşası, diğeri binasıdır. Biri sanatı, diğeri sıbrasıdır. Biri nakşı, diğeri ziynetidir. Biri rahmeti, diğeri nimetidir. Biri kudreti, diğeri hikmetidir. Biri azameti, diğeri rububiyetidir. Biri mahluku, diğeri masnuudur. Biri mülkü, diğeri memlüküdür. Biri mescidi, diğeri abdidir. Evet, bütün bu şeyler ezasıyla beraber Allah'ın mülkü ve malı olduğu icazvari sikke ve mühürleriyle sabittir. İlem eyyühel aziz, her kim kendini Allah'a mal ederse, bütün eşya onun lehinde olur. Ve kim Allah'a mal olmazsa, bütün eşya onun aleyhinde olur. Allah'a mal olmak ise, bütün eşyayı terk, her şeyin ondan olduğunu ve ona rücu ettiğini bilmekle olur. İlem eyyühel aziz, Cenab-ı Hakk'ın sana inam ettiği vücut ile vücuda lazım olan şeyler, temlik suretiyle değildir. Yani senin mülkün ve malın olup, İstediğin gibi tasarruf etmek için verilmemiştir. Ancak o gibi nimetlerde Allah'ın rızasına muvafık tasarruf edebilirsin. Evet, bir misafir ev sahibinin iznine ve rızasına muvafık olmayacak derecede yemeklerde vesaire şeylerde israf edemez. İlem eyyühel aziz, gözleri küsur tutmuş olan bazı adamlar, gözleri önünde vukuğa gelen gayb-i mahdut hususi haşr-ı neşirleri kör gözleriyle gördükleri halde, kıyamet-i kübrayı ve haşr-ı umumiyi nasıl istirap ediyorlar? Acaba çiçek açıp semere veren ağaçlarda her sene icat edilen meyvelerin haşr-ı neşirlerini gördükten sonra haşr-ı umumi istibad eden sıkılmaz mı? Eğer onlar şuhudi bir yakın ile haşr-ı umumiyi görmek isterlerse, akıllarını da beraber bulundurmak şartıyla yaz mevsiminde küre-i arz bahçesine girsinler. Acaba ağaç dallarından sallanan o tatlı, ballı, nazif, latif kudret mucizeleri o mahlukat-ı latife evvelkisinin yani ölüp giden semeratın aynı veya misli değil midir? Eğer insanlarda olduğu gibi o meyvelerde de vahdet-i ruhiye olmuş olsaydı, geçmiş ve gelen yeni meyveler birbirinin aynı olmaz mıydı? Fakat ruhları olmadığı için aralarında ayniyete yakın öyle bir misliyet vardır ki, ne aynıdır, ne de gayrı keyfiyetini gösterir. Acaba semarattaki bu vaziyeti gören haşrı istibat edebilir mi? Ve keza manevi asansörler ile
Ayn ve gayr iki kelime geçiyor ya. Yani Cenab-ı Hak Haşr'ın numaralarını Bahar sayfasında gösteriyor. Ahirette insan nevi dirilecek. Üstad, Bahar'daki Haşr insanın Haşr'ından 100 derece daha mucizdir, daha mükemmeldir. Şu nokta, ahirette sadece insanlar dirilecek. Hayat-ı Bakiye'nin esası kayyum değeri insan. Beka insan üzerine kuruluyor. Ama baharda Cenab-ı Hak değil mi? 300 binden ziyade nebatat ve hayvanatı Allah ne yapıyor? Haşrediyor. Baharda haşrın iki cephesi var. Bir ayn, bir de gayr. Ağacın, değil mi mesela işte bugün biraz önce bir karattı hafif. Şubat ayı gelince İstanbul'a kar geliyor, Allah'a da. Kar yağdı, dünya ne yaptı? Kefen giydi. Şarka doğru gidince kefen ne oluyor? Kalınlaşıyor, 1,5 metre, 2 metre kar. Dünya kefen giydi, öldü. Kefen giymiş olan dünyayı 3 ay sonra bakıyorsun, kefenini yırttı. Tüm ağaçlar, kışın gidiyorsun bir meyve bahçesine, kupkuru, kemik gibi, cansız. Cenab-ı Hak baharda bütün ağaçları kısmen aynen, kısmen gayri misten ne yapmış oluyor, diriltmiş oluyor. Gene ağacın kökleri ve ağacın gövdesi ikinci baharda aynen diriliyor. Bak gözümüzde görüyoruz. Sadece bir dut ağacı değil, bir armut, bir kayısı, bir elma değil. Bütün ağaçlar. Aynen. Kökleri bir, gövdesi iki. Aynen diriliyor. Kısmen de gayren. Geçen sene şu kiraz ağacı kiraz verdi. Allah kudret mucizesini gösterdi. Kudretin mucizesi. Bu ağaç çamurlu su içiyor. Allah başında, yani bak meyve yaratıyor. Tat, kıvam, lezzet, keyfiyet, letafet, güzellik. Gözümüzde görüyoruz. Geçen sene ağaç kiraz verdi. Bu sene de baharda da tekrar kiraz verdi. Bu seneki kirazı, geçen sene kirazın aynı değil. Ama gayrı da değil. Bir numunesi, bir eşi ve bir benzeri. İşte ağaçların çiçekleri bir, yaprakları iki, meyveleri, semereleri üç. Bu da ne yapıyor? Misten diriliyor. Aynı değil ama gayrı da değil. Onun neyi? Bir benzeri. İşte demek ki bir ağaca dikkat ve ibretle baktığımız zaman, tefekkürle baktığımız zaman hem aynı dirilme hem de gayrı misli dirilmeyi ne yapabiliyoruz? Gözümüzle görebiliyoruz. Bu kadar nebatatı, hayvanatı ve mahlukatı yaratan, dirilten Cenab-ı Hak elbette insanı ne yapacak? Ahirette tekrar diriltecek. Ve keza manevi asansörler ile lazım olan erzak ve gıdalarını ağacın yüksek dallarına çıkartmakla tebessümleriyle arzı didar eden dut ve kayısı gibi meyveleri kuru ve camit bir ağaçtan ihraç ve icat etmekle o kuru ağacı acip bir vaziyete ve hayatlar antika bir şekle sokan kudret-i ezeliye haş-ı umumi ağır gelir mi? Haşa, bu latif nazik masnatı o kuru ağaçlardan ihraç eden kudrete hiçbir şey ağır gelmez. Bu bedihi bir meseledir. Fakat gözleri kör olanlar göremiyorlar. İlem eyyuhal aziz, Kur'an-ı Müzzil beyanın her bir suresi bütün Kur'an'ın münderecatını icmalen ihtiva ettiği gibi sair surelerde zikredilen makasıt ve mühim kıssaları da tazammı etmiştir.
Bundaki hikmet, Kur'an'ı tamamen okumaya vakti müsait olmayan ve ancak bir kısmını ve bir süresini okuyabilen insanlar, Kur'an'ın hepsini okumaktan hasıl olan sevaptan mahrum kalmamasıdır. Evet, mükellefin arasında bulunan ümmiler ancak bir süreyi okuyabilirler. İcaz-ı Kur'an onları da tam sevap kazandırmaktan mahrum etmemek için bu nükte-i icaziyeyi takip ederek bir süreyi tam Kur'an hükmünde kılmıştır. İlem eyyühel aziz, maddiyattan olmayan, bilhassa mahiyetleri mütebain olan, tabi buradaki telmihi mana, her bir sure Kur'an'ın münderecatını icmala ne yapıyor? Derc ediyor. Ama Kur'an'ın münderecatını icmalen derc eden en cami sure ve her Müslümanın da okumaya muktedir olduğu sure nedir? Fatiha'dır. Onun için Fatiha Kur'an'ın neyidir? Çekirdeğidir. Kur'an'ın muhtasar bir özüdür, özetidir. O cihette her Müslüman Fatiha'yı ne yapabilir? Okuyabilir. Fatiha'nın da ecir ve ücreti diğer surelere göre nedir? Çok büyüktür. Kur'an'da bir kısım Sure-i İhlas, Sure-i Fatiha, Sure-i Yasin, Ayet-i Kürsi gibi bir kısım sürebilir rahmet ilahiye. Onlara ziyadesiyle ne yapıyor? Ecir ve ücret vermiş oluyor. Ama her Müslüman Fatiha'yı okuyabilir. Fatiha'nın da kulasası nedir? Besmele'dir. Bismillah. Kur'an ismi azamı taşmış olduğu için ağaçta ne varsa ağaçtaki güzellik onun neticesinde meyvesinde vardır. Çünkü meyve ağacın rasasıdır, özüdür, özetidir. Kur'an'da ismi azam var. Demek oluyor ki Kur'an'ın özeti olan Fatiha'da da ismi azam var. Besmele de Fatiha'nın özeti olduğu için demek âlâ küllü hal Besmele'de ne var? İsmi azam var. Üç azam. Allah, Rahman ve Rahim. Demek bu noktadan bakınca ismi azam nedir? İsmi azam cem-i esma-i cem'dir. Yani Cenab-ı Hakk'ın ekser isimlerini cem eden isim ismi azamdır. Allah ismi zat, ismi alem olduğu için camiyete mazhardır Allah kelimesi. Mesela Türkçe'de de mesela bazı kelimeler var, onda da camiyet var. Mesela meyve diyoruz. Baban sana dese ki, oğlum akşam eve dönerken 2 kilo meyve al getir. Hem sana söyledi, hem de senin küçük kardeşine söyledi, hem de senin yeğenine söyledi. Ama babam ne istemişti? Meyve. Orada ne yapıyorsun? İştihat yapıyoruz. Babam elmayı sever. Ben elma götüreyim. Öbürü, babamın bağırsaklarında problem var. En iyisi ben kayısı götüreyim. O da kayısı götürdü. Öbürü de C vitaminine ihtiyacı var. Ona da ben portakal götüreyim. Şimdi üçü de babasına ne yapmıştır? Meyve götürmüştür, itaat etmiştir. Meyve kelimesinde camiyet var. Elma, portakallar hepsi kimin içinde? Meyvenin içerisinde. Meşrubat diyoruz işte. Çay, kola, bütün içilecekler meşrubat kelimesinin içerisinde. Allah kelimesi bir de camiyet var. Bütün esmayı cem etmiş oluyor. Yani bir mümin la ilahe illallah dediği zaman 99 esmayı da onun içerisinde söylemiş oluyor. La rabbe illahu. La Kadire illahu, la müzeyyine illahu, la müdebbire illahu, la halika illahu tarzında 99 esmayı da tazammül etmiş oluyor. İşte bu da Müslümanlar nedir? Allah'tan bir rahmettir. Avam şey demiyor, Kur'an'ın her tarafını okuyamıyor. Onları ecir ve mükafat manasında iki cihette mükafat var. Biri işte Kur'an'ın kurasası olan o ayetleri avam bir de zaman etsin, dilinden
düşürmesin, okusun. Herkesin okuyacağı, herkesin yetişebileceği ayettir. Bakın mesela hemen hemen her Müslüman Fatiha'yı bilir. Her Müslüman İhlas'ı bilir. Her Müslüman namazdan sonra ayet-i kürsi okuduğu için bunu bilir. Bak bunlar, değil mi? Allah bunlara diğer ayetlerden çok daha fazla. Bazı rivayette var ki üç İhlas, bir Fatiha, bir Kur'an, değil mi? Hakmi manasına gelir. Üç İhlas, bir Fatiha. Demek muktedir olamazsan, yolda yürürken üç İhlas, bir Fatiha, bir Kur'an manasında ecir ve ücret olabilir. O bir. Bir rahmet ilahi, ikinci bir ihsanat. Cenab-ı Hak bazı günleri diğer günlere ecir noktasından daha kıymetler kılmıştır. Mesela Cuma günü. Mesela üç aylar. Mesela mübarek geceler. Bire 30 bin, bire 50 bin, bire 70 bin. Leyla-i Kadir 83 seneden daha hayırlı. Bin ay ne yapar? Değil mi? Aşağı yukarı 83 sene. İçinde Leyla-i Kadir olmayan 83 seneden hayırlı. Gece o kadar bereketli. Allah o bereketli idrak ve izan edenlerden eylesin. İlem eyyühel aziz. İnsan yaşayış vaziyetince bir dağdan kopup sel içine düşen ve yüksek bir apartmandan düşüp yuvarlanan bir şahıs gibidir. Evet, hayat apartmanı yıkılıyor. Ömür tayyaresi şimşek gibi geçiyor. Zaman da sel dolaplarını süratle çalıştırıyor. Arz sefinesi de süratle giderken Temürrü merre sahab ayetini okuyor. Sefine-i ağır süratte yürürken dünyanın gayri meşhur lezzetlerine uzatılan ellere zehirli dikenlerin batacağı düşünülsün. Binaenaleyh o zehirli dünya oklarına bakıp el uzatma, firakın elemi telaki lezzetinden ağırdır. Ey nefsem marem, sana tabi değilim. Sen istediğin şeye ibadet et. Ve istediğin şeyin peşine düş. Ben ancak ve ancak beni yaratıp şems-i kamer ve arzı bana musahhar eden fatır-ı hakim-i zülcelal-i abd olurum. Ve keza kader muhitinde uçan tayyere-i ömre ve hayat dağları arasında açılan uhdut ve tünellerden şimşekvari geçen zamanın şimendifene bindirerek ebedül abad memleketinin iskelesi hükmünde olan kabir tünelinin kapısına sevk eden Halık-ı Rahman-ı Rahim'den medet istiyorum. Ve keza hiçbir şeyi dualarıma, istiğfarlarıma ve niyazlarıma hedef iddiaz etmem. Ancak küre-i arzı harekete getiren felek çarklarını durdurmaya ve şems ve kamerin birleştirilmesiyle zamanın hareketini teskin ettirmeye ve vücudun şayikalardan yuvarlanıp gelen şu dünyayı sakin kılmaya kadir olan kudreti nihayetsiz Rabb-i Zülcelal'e dualarımı, niyazlarımı arz ve takdim ediyorum. Çünkü her şeyle alakadar amal ve makasıdım vardır. Ve keza kalbime vakı olan en ince, en gizli hataları işittiği ve kalbimin mühür ve emellerini tatmin ettiği gibi akıl ve hayalimin de temenni ettikleri saadet ebedi vermeye kadir olan Zat-ı Akdes'ten mada kimseye ibadet etmiyorum. Evet, dünyayı ahirete kalbetmekle kıyameti koparan kudret muktedirdir, aciz değildir. Bir zerre o kudretin nazarında gizlenemez. Şems büyüklüğüne güvenerek o kudretin elinden kurtulamaz. Evet, onun marifetiyle elemler lezzetlere inkılap eder. Evet, onun marifetiyle elemler lezzetlere inkılap eder. Evet, onun marifeti olmazsa ulum evhama tahavvül eder. Ya. Demek ki insan Allah'ı bilmezse, yani Allah'ı tanımazsa ilimler ne oluyor? Evham oluyor, vehim oluyor.
Yani nasıl rahim? Elimler dedi ya orada. He? Elimler lezzetini inkılap eder dedi ya. Yani hangi elimler? Bütün elimler içinde mi yoksa? Bütün elimler lezzetleri inkılap eder. Hayatın başına gelen bütün elimler kimden geliyor? Çok sevdiğim bir insan senden bir bardak su istedi. Sen de suyu verdin. Tam elini alırken bardak düştü, kırıldı. Ne yaparsın? Ya bu bardağı niye kırdın? Sana kötülük mü ettik, yani su getirdik mi dersin? Ha? Sana bu bardaklar feda mı olsun dersin? Şöyle bakalım. Feda olsun. Dersin değil mi? Ha. Çok sevdiğim, itibar ettiğim, hürmet duyduğum bir insanın senin bardağını kırdığı zaman feda olsun, sana kurban olsun. Der değil mi insan? Ha. Bu sevginin tezahürüdür. Hürmetin tezahürüdür. Bir de o zatı büyüt. Hazreti Ali gelseydi, senden bir bardak su istedi, tam elinde düştü, kırıldı. Sen özür dilersin diye. Feda olsun. Öyle bir elem ve keder alemine iner mi? İnmez. Sen teşrif ettin, sen lütfettin. Senin için dünyalar feda olsun. İşte bu imanın derecesine göre mümin bu hissiyatı ne yapıyor? Aleminde hissediyor. Hastalıklar nedir? Hastalıklar muamele-i ilahiyedir. Allah sevdiği kuluyla alışveriş ediyor. Mülkün sahibi kimdir? Allah'tır. Yaşatan kimdir? Allah. Öldüren kimdir? Öldüren Allah'tır, dirilten de Allah'tır. Güldüren Allah'tır, ağlatan da kim? Cenab-ı Hak. Demek nimetlerin sahibi kimdir? Seni yaratan kimdir? Seni yaşatan kimdir? Bu manı içinde tam keskinleştiği zaman işte ne ortaya çıkıyor? Narın da hoş, nurun da hoş. Senden gelen hoştur bana demiş ya. Narın da hoş, nurun da hoş. Üstad diye Risale'de bulup birçok yerde Üstad bunu işlemiş. İmanın kuvvetine göre hadisatın tahakkümünden insan ne yapıyor? Kurtuluyor. İman Müslümanın dünyasında motor gücü gibidir. Bisiklet. Pedalla çalışıyor. Böyle tepe çıkar. Ama ne diyorlar? 4x4 mi? Arazi fitesi. Dağa çıkıyor. Motor gücü gibi. İman kuvvet denince o Müslümanın mukavemet katsayısı artıyor. Yani âmi bir insanın tabii bakın hadis-i şerif var. Üzerinizdeki elbisenin yıprandığı gibi iman da öyle yıpranır. Hadis. Üzerinde giydiğiniz elbisenin yıprandığı gibi iman da yıpranır. Her imanın tabiri caizse hacım gel. Şimdi her imanın tabiri caizse bir mukavemet katsayısı var. Çekim gücü. Yani şunu demek istiyorum.
Şimdi benim elimde diyelim ki pamuktan bir iplik var. Pamuk. Şöyle ipi tuttum, gerdim. Tazyikle çektim. Ne olur? 2 dakika sonra kopar. Öyle mi? Bir iplik var. O da bu balık diyorlar ya, misina mı? Misina teli. Misina. Çek bakalım. O pamuğa göre ne? Kuvvetli öyle kopmaz. Ama güçlü olsun, eğilersin, çekersin. Onu da ne yaparsın? Kopartırsın, kopartırsın. Bir ip de var. Çelikte. Hadi kopar. 10 kişiyi bu tarafa, 10 kişiyi bir tarafa çek. 100 kişi. Bak şimdi Boğaz Köprüsü'ne bakın. Köprüyü 2 tane ne tutuyor? 2 tane halat tutuyor. Koskoca köprü. Rusuhiyet. Buna ne deniliyor? Rusuhiyet. İmanda rusuhiyet. İsmi metine, ismi kaviye mazhar oluyor. Hadisat köksünde şey açmıyor. Gedik açmıyor. Karalardan devam ediyor. Demirlerden, çeliklerden daha çelik. Bakın şimdi Bezvan Hazretleri'nin hayatına ne diyor değil mi? Elleri bağlı bir mazluma, ihtiyara, ordular tecavüz ediyor. Tek başına. Nasıl bir iman? Nasıl bir mukavemet? Onun için dünyada ve ahirette saadet ve sürurun kaynağı nedir? İmandır. Saadetin, sürurun kaynağı iman olduğu gibi dünyada ve ahirette elem ve kederin musibetlere karşı da mukavemet ne iledir? İman iledir. Nasıl bakalım? Her şeyde bu eşyanın mahiyetinde mukavemet katsayısı noktasından hususiyet vardır. Yani. Bakın. Şimdi biraz daha öne gelin bakın. Tabii çünkü. Dur. Şimdi avamın imanı, değil mi? Kamillerin imanı. Bakın sana size bir misal vereyim. Şimdi çay geldi buraya. Çay, sıcak çay. Önüme bardak çay geldi. Elimde Kayseri şekeri var. Biz çayı nasıl içeriz? Tamam içeriz değil mi? Tamam. Toz şekeri attın mı? Oldu şerbet, çay olmaz. Çayı nasıl içeceksin? Çayı olmaz, sürekli. İzlediğini durdur. Kıtlamayla, kıtlama değil, kırklama. Tam tiryaki bir çayla, bir şekerle 40 tane ne yapar? Çay içer. Kıtlama değil, kırklama. Şimdi elimde, elimde Kayseri şekeri var. Çay önümde. Bakın. Batırdım şeye. Bu arada biraz çay soyusu değil mi? Bu
arada da otururuz. Evet, şimdi şu misal önemli bence onu bir daha tezekkür edelim. Yakınlar bu. Şimdi sıcak çayı getirdiler, önüme koydular. Bakın. Ben bu misali niye veriyorum? Avamın imanı ile kamil bir müminin imanı arasındaki fark. Derece. Bardağı önüme koydum. Sıcak. Kayseri şekerini de elime aldım. Kıtlama içeceğim. Şekeri şeye batırdım. Çaya batırdım. Çaya batırır batırmaz şeker ne yaptı? Közülmeye başladı. Biraz daha tut. Tutunca bakıyorsun aşağıya doğru tökülmeye başladı. Çay çok sıcak. Tut. 2 dakika sonra eridi gitti. 5 dakika önce kalıptı. Sertti. Kaviydi. Mukavemeti vardı. Ama sıcak suyu gördü. Bitti ve eridi. Bu bir misal. Bunu tut aklında. Aynı çayı oraya koy. Şu pencerenin dibinde ne mermer var. O beyaz mermerden bir şeker kadar kes. Getir o mermeri çayın üzerine sok. Bekle. Kıyamete kadar bekle. Erir. O mermer erir mi? Ermez. Biter mi? Tükenir mi? Tükenmez. İman var, iman var. İman var, o şeker gibi. Sıcak su gördü, erir. Sıcak su ne? Anadolu'dan geldi İstanbul'a. Eleşkirt'ten, Avrupa'dan geldi İstanbul'a. Sokakta eridi, sokakta. Yani mesela, Avrupa kardeşleri gördüm, benim aklıma geldi. Sokakta eridi, sokakta. Ama iman, mermer gibi. Hadi erit. Öyle tahta var. Böyle tahta var. Atıyorsun suya, 2 saat içerisinde şişiyor. Şişiyor. Su yiyor, şişiyor. Bir yere gittim, özel bir tahta gösterdi, gemi imalatında kullanılıyor. Çok pahalı. 300 sene suda kalsa şişmiyor. 300 sene. Suya at, şişmiyor. O da tahta, o da tahta. İp işte bak, pamuk ipi. Çektin mi kopuyor. Misina, hadi kopar. Çelik ip, hadi kopar. İşte bu kitapları niye okuyoruz? Niye Risale-i Nur'u okuyoruz? Risale-i Nur, imanımızı ne yapıyor? Çelikleştiriyor.
kopmayan bir iman, dağılmayan bir iman, çözülmeyen bir iman. Diyorsak, iman diyor değil mi? Taklitten tahkike çıktığı zaman. Taklitten tahkike çıktığı zaman bütün dünya dine ve İslamiyete muhalif ve maruz olsalar onun zerre kadar kalbinde, izanında, ikanında bir gedik açamazlar. İşte mümin imanla ismi kaviye mazhar oluyor. İsmi kaviye, ismi metine mazhar oluyor. Şuradan gittim, şurada hani baksana orada adam çerez satıyor, ben leblebi kavuruyor, hoşuna da gitti ya, şuradan biraz leblebi alayım, tamam. Aldın cebine koydun, yolda atıyorsun ağzına leblebi, evri çevir yutarsın değil mi? Öyle mi? Ha. Leblebi insanın dişini kırar mı? Kamil mümin, çelik leblebi gibidir. Çelikten leblebi. Ağzına al. Hadi. Dişini kırar. Yut. Ulan mideni deler. Nasıl giderse öyle çıkar. Neye geldik dünyaya? Dünyada imandan, iman hiçbir şeyle ne ibadetle, ne ahlakla, ne faziletle, ne muamelatla, hiçbir şeyle kıyasa girmiyor. Dünyada en kutsi, en kıymetli, üzerinde hassasiyetli, en ziyade durulması lazım gelen hakikat nedir? İmandır. Sahabenin büyüklüğü iman. Bak, dünyaya iman için gönderilen o yolcu. Üstadın vazifesi ne? Yani iman hakikatlerini idraklara, kalplere nakşetmek. Yani. İşte Müslüman, bakın bir misal daha vereyim size. Demir, bırak şekeri. Şeker geride kaldı. Demir. Demir sert. Sert mi sert? Ama demir de ne olur? Oksitlenir. Yani pas tutar. Demir pas tutar mı? Tutar. Eğer demiri geldin şurada istif ettin. Eğer istif ettiğin belde, memlekette rutubet fazlaysa pas ne yapar? Artar. Hava kuruysa pas gecikir. Ne kadar kuru olursa olsun yine pas demirini yapar, ilişir. Rutubet ziyade olursa, rutubet ziyade olursa pas oksitleme demirini yer yer ve bir gün bitirir. Evet, bitirir. Bu Allah-u Ekber dağlarında Enver Paşa zamanında bizim askerimiz kırıldı ya. Orada Allah-u Ekber dağlarında şöyle şehit var ya, Sarıkamış. Evet. Orada Sarıkamış'ta o şehitlikte gezerken bakmışlar ki Osmanlı askerlerinin bir tanesi şehit, tabanca şey etmişler. Tabanca. Demir. Elini atmış, tabanca şey. Kum gibi. O demir koskoca hani şey. Tabancanın demir, çelik kala, çelik gibi. Kala kala elini vurmuş, tabanca vurmuş. Demir bu kadar sağlam, bu kadar güçlü olmakla beraber pas demiri yiyip bitiriyor. Rutubetliyse iyice bitirir, çabuk bitirir. Peki demirin sürekli ne iledir? Demiri çelik yapacağına kadar. Demir çelik oldu mu pas tutmaz. Fıtrat-ı insaniye demir gibi. Ne kadar kendini kollarsan kolla. Demiş molla, kendini kolla, ne kadar kollarsan kolla,
büyük şehirlerde rutubet nedir? Çoktur. İstanbul çok rutubetti. Anadolu'ya benzemiyor. Yani İstanbul çok rutubetti. Ne kadar kendini vurlarsan vurla, pas ne yapar? Sana vurur. Pasa günah diyelim, pasa gaflet diyelim, pasa tembellik ve rahavet diyelim. Ne dersek diyelim, değişmez. Çare nedir? Çare demiri çelikleştirmek. Paslanmaz. Paslanmaz çelik. İşte Risale-i Nur'un tedrisi, marifet ve hakikat sofrası okuyanları ne yapıyor? Çelikleştiriyor. Çelikleştim mi, dünyadaki hangi musibet gelirse gelsin. Hız gelir, kriz gider. Bunun gibi de var değil mi abi? Yani? Canlı örnekleri de var. Yani. İmanın usulüydü. Bakın, Risale'deki bazı cümlelere bu gözle bakın. Bak ne diyor Üstad Efendi? Hakiki imanı elde eden adam, kainata meydan okuyabilir. Paslanmaz çelik. Lan nereye atarsan at. Zindanmış, hapismiş, sürgünmüş. Nereye götürsen götür. Nereye bırakırsan bırak. Hadi. İşte elemin, kederin, ızdırabın kaynağı nedir? İman. Onun için bakın hadis-i şerif var değil mi? Belalar ve musibetler önce kime geliyor? Allah'ın. Önce peygambere, peygamberlere. Sonra Allah'ın halis kulları. Evliyalara, kamillere. İman inkişaf edince imtihan da ne yapıyor? Şiddetleniyor. Yük götürme de artıyor. Bir motosiklete ne kadar şey edebilirsin, yük kurabilirsin. Bir de burada tır var. 30 ton çekiyor. Bir de gemi var. 300 ton alıp getiriyor. Onun için elemlerin ve ızdırapların çare-i yeganesi iman olduğu gibi dünyada saadetin, sürurun, inşaatın da kaynağı nedir? İmandır. Onun için denilmiş ya, narın da hoş, nurun da. Senden gelen hoştur bana. Narın da hoş, nurun da hoş. Yani, müsibetler kimden gelmiş? Sebeplerin arkasında müessir kimdir? Allah. Cenab-ı Hakk'ın tasarrufatını, kudret ve rububiyetini düşündüğümüz zaman bu elemler ne oluyor? Zevklere, lezzetlere inkılap etmiş oluyor. Neyse fazla uzattık. Kızılır. Yok yok. İmkanlar var. Evet. Evet, onun marifetiyle elemler lezzetlere inkılap eder. Evet, onun marifeti olmazsa ulum evhama tahavül eder. Eğer Allah'ı bilmezsen bildiğin ilimler nedir? Evhamdır, vehimdir. Yani mana ismiyle bakıyor. Adam coğrafya profesörü. Depremi izah ediyor, bakıyorsun televizyona çıkıyor, adam konuşuyor, hay tabakası kalite. Abi yıkayan kendisi, hiç haberi yok. Hır cehenneme doğru kayıyor. Bu nasıl anlatıyor? İlimler şifa olmuyor. Allah'ı bilmedin mi, Allah'ın anına bakmadın mı tesadüfe veriyor. Sebep diyor. Atom diyor, zerre diyor. Yani molekül diyor. Veya ilim diliyle konuşuyor. Ve sonra yani fayda vermeyen ilimden Peygamberimiz ne yapmış? Allah'a sığınmış. Mesela bir kısım ilimler var ki orada uzman dahi olsan ahirette onun fazla faydası yok. Dünyada lazım olabilir. Meşhur manada kazanç noktasından da istifade edebilirsin ama ahirette yok. Ne gibi? Birçok ilim var, ahirette geçerli değil.
Bu adam mimar, artı mühendis. Gitti ahirete. Ahirette buna inşaat mı yaptıracaklar? Hadi. İnşaat mühendisleri, müteahhitler cennete biraz zor girer demişler ya. Hani bir de bir latife anlatıyorlar, cennette, cehennem arasında bir duvar örülecekmiş. Ne demişler? Demişler ki işte, duvarın bir tarafını cehennemdekiler örsün, öbür tarafını da cennettekiler örsün. Cehennemdeki hemen müteahhitler gelmişler, duvarı örmeye başlamışlar. Şey, cehennemdeki şeyler, mühendisler, müteahhitler. Sonra efendim, cennet tarafında bir hadise yok, o gitmişler, almışlar, tanımışlar. Mimar, mühendis bulamamışlar. Yani şu akı zamanda birçoğu böyle katakulli ediyor ya, hırsızlıyor ya, çalıyor, çırpıyor. Ya. Dünyanın en güzel mühendisisin. Ahirette sana inşaat kimse yaptırmaz. İyi veterinersin. Burada hayvan hastanesi yok. İyi doktorsun. Ya. Burada hasta yok. Hastalar cehennemde. Ey vergicisin, muhasebecisin, burada vergi yok, kurtuldu. Aha. Çok meslek var ki, değil mi? Dünyada ne yapıyor? Bitiyor, dünyayla bitiyor. Bir de Allah'ı bilmezse, rehim oluyor, hayal oluyor. Öğrendi. O öğrendiklerin, o bildiklerin seni Allah'a ulaştırmadı. Ne oldu? Rehim oldu. O zaman ne olur? Ulum. Eğer onun marifetiyle olmazsa, ulum diyor, evhama tahavül eder. Hikmetler, illet ve belalara tebeddül eder. Hikmet diye bildiğin, maslahat diye öğrendiğin, teveccüh ettiğin şeyler ne oldu? Bela oldu. Evet. Vücut Adem'e inkılap eder. Hayat ölüme, nurlar zulmetlere, lezaiz günahlara tahavül eder. Hayat ölüme ve nurlar zulmetlere ve lezaiz günahlara tahavül eder. Evet, onun marifeti olmazsa insanın ahbabı, mal ve mülkü insana ağda ve düşman olurlar. Ya. Babası ölmüş, tüccar. Babası ölmüş. Kardeşi gelmiş demiş ki, tüccar babası. Nerede benim kardeşim? Evden demişler ki, dükkana gitti. Babam öldü. O gitti şimdi. Kasada ne kadar sene çek para varsa onu almaya gitti. Daha cenaze bakmamışlar. Kalkıyor şeye gidiyor, mağazaya. İçeride görünce, ne yaptın, ne yaptın? Sen babamın malını bizden mi gasp edeceksin? Münakaşa ediyorlar, çekiyor, kardeşini alıyor. Öz kardeş. Mal ne oldu? Şimdi o Allah'a imanı olsaydı, babasına saygısı olsaydı, kardeşine itimat olsaydı bir şey olur mu? Çekti kardeşine. Allah'ı bilmedin mi bak, mal, mülk, servet, devlet, bak ne oluyor? Ben oluyor. Malın, mülkün, servetin, devletin değil mi? Kazanç mesela. Helalın ahirette neyi var? Hesap var. Haramın neyi var? Haramın asabı var. Şimdi Peygamberimiz hadislerinde buyuruyor ki, bakın şimdi bir insan öldüğü zaman
bir kısmı kaldığı yerde durur, adım atmaz. Bir kısmı kabire kadar dostları, insanın dostları, sevdikleri üç gruptur. Bir grup sevdikleri vardır ki onlar öldüğün zaman yerinden kımıldamaz. Hiç katiyen bir adım dahi atmaz. İkinci grup dostların var ki onlar seni kabre kadar götürür. Üçüncü grup dostların var ki onlar kabirde de senin yanındadır. Bu hadis. Bu hadisin taşıdığı mana şu. Şimdi bir adamın bağı var, bahçesi var, çiftliği var, apartmanı var, iş merkezi var, fabrikası var. Öldü. Hepsi orada kaldı. Hiçbiri bir adım atar mı? Kasada paran var, çiftliğin var, bağın, bahçen var, 500 tane mülkün var, apartmanın var. Hepsi orada kaldı. Demek sen kalben vida teveccüh ettin, sevdin, kalbine koydun, iltifat ettin, itibar ettin, değil mi? Onunla yaşamış olduğun bağın, bahçen, çiftliğin, varlığın, devletin, servetin bir adım dahi atmıyor, kabre dahi seni ne yapmıyor, götürmüyor. Onlar orada kaldı. İkincisi, senin akrabaların, dostların, onlar da kabre kadar seni taşıdılar. Sonra toprağı atınca onlar da geri döndü, kalıp geri döndüler. İşte insanın diyor, yani gerçek dostu onun ibadeti ve taatıdır. Hadiste Peygamberimiz bunu tafsiratıyla anlatıyor. Namaz temessül edecek, gelecek. Önünde, sağında, solunda. Orucu, namazı, zekatı, ibadeti, hayrı ve hasenatı ahirette kabirlerine olacak. Ona dost olacak. Ona enis olacak. Ona mümin, ona müzahir olacak. Ama sevdikleri, dostları kabre kadar geliyor, kabirden dönüyor. Bağı, bahçesi, onlar bir adım dahi ne yapmıyor? Atmıyor. Evet, onun marifeti olmazsa insanın ahbabı, mal ve mülkü insana ada ve düşman olurlar. Beka, bela olur. Kemal, hebe olur. Ömür, heva olur. Allah'ı bilmezse, Allah'ı bilmen, bilmeyen neyi bilerse bilsin, neye güvenirse güvensin, onun hayatı nedir? Boştur, hevadır. Hiçbir şey ona teselli vermez. Allah'ı bilmeyen bir insana hiçbir şey teselli veremez. Hiçbir şey onu tatmin etmez, teskin etmez. Hayatı akıbet noktasından baktım hep bela. Gençlik gitti, hayat gitti, varlık gitti, devlet gitti. Daha dünyaya girmeden, daha dünyadan gitmeden elem ve ızdırap başına çöker. Yani şunu şöyle anlamak lazım bu gençlere. Şimdi mesela bazında spor salonları vardır. Diyorsun mesela beden salonlarında böyle halatı duvardan şey etmişler, asmışlar aşağı doğru. Genç halatta tırmanacak. Epey de zor bir iş değil mi? Yani herkes böyle halatta ne yapacak? Şöyle 20 metre uzunluğunda bir salon, ip, tam komando olacaksın ki ne yaparsın? Tırmanasın. Şimdi öyle bir halat var. Düşün o halatta 80 tane ipi yan yana getirdik. 80 ipi yan yana getirdiğiniz zaman şöyle bir ne olur? Kalın bir halat olur. Şimdi halat yukarıdan böyle aşağıya bıraktın, sallanıyor. Şöyle keskin bir kırıcı al, şöyle bir tane vur. 80 ipten 75'ini kestin. Kaldı ne? 5 tane. Şimdi fizik kanunlarına göre halatı kestin, ip böyle buradan koptu, ağırlık meydana geldi, 5 iple duruyor değil mi? Öyle değil mi? Hayal edin. Şimdi halat sallanıyor fakat sallanırken de
ağır olduğu için ipin gıcırtısını da duyuyor musunuz? Böyle hafif duyuyorsun. 5 tane ip. İpler gerildi, ha koptu, ha kopacak. Gıcırtı var, arkasından sallanıyor, gitti gidecek. Bitti bitecek. İşte insan ömrü o halat gibi. Düşün bir insanın ömrü, eceli 80 sene. 75 yaşına gelmiş, hastalıklar ne? Hastalıklar ölümün gıcırtıları. Oy midem. Oy başım. Oy dizim. Eğiliyor. Bir dağa çıktık böyle. Dağa çıktı, yaşlı bir zat evet. Var. Dağa tırmanıyor böyle Malatya'da. Böyle güzel bir hava. Biraz gittik, baktım durdu. Yaşlı. Evet. Sırtını verdi taşa. Ne oldu? Hocam dedi. Motor su kaynattı. Hocam dedi, motor su kaynattı. Hele dur bir nefes alak. Ya, su kaynatıyor. Hastalıklar ölümün gıcırtıları. Gıcırtı başlıyor. Bir de bak, şimdi 75 ip gitmiş, kalmış 5, gitti gidecek, öldü ölecek. Şimdi adam 75 yaşına gelmiş, 80 yaşına gelmiş, gitti gidecek, Allah'ı bilmiyor. Ahirete inanmamış, namaz kılmamış, İslam'ı yaşamamış, dinden uzak yaşamamış. Bu adam daha cehenneme gitmeden, cehennem azabı nereden başlıyor? Onda başlıyor. Daha ölmeden başlıyor. Demek ki, bak buna ne diyor? Kemal heba olur. Bağı, bahçesi, varlığı, devleti, serveti, şöhreti, değil mi? Yaptıkları, kurdukları, kürdükleri, kemal bildikleri her şey elinden çıkıp gidecek, heba olur. Ömür de diyor, heba olur. Ömür de, Allah'ı bilmeyen bir insanın ömrü ne oldu? Heba oldu, gitti. Adam biri şairmiş. Sekerat'ta ölmek üzere. O ölüm anda ne deniliyor? Sekerat. Sekerat'ta ölmek üzere. Bakmışlar ki, ağzından bir şeyler mırıldanıyor. Ulan ne diyor diye kulak vermişler. Adamın son cümlesi ne demiş? Ne olur? Demiş ki, bitmeyen hülyaların saçlarını taradı. Dünya ne? Dünya hep hülya. Dünya hep hülya, hep Leyla. Herkesin neyi var? Leylası var. Ama bu adama sor, bak 80 yaşına gelmiş daha herkesin leylası var. Sabahleyin bakıyorsun, herkes bir leylanın peşine takmış gidiyor. Adamın son cümlesi, bitmeyen hülyaların saçlarını taradım. Ne kendime yar oldum, ne de başkalara yaradım demiş. Demiş gitmiş. Bir mesela, bir Müslümanı düşün değil mi? İmanı var, ameli var, istikameti var. O sekerata girdiği zaman istiğfarla, iltizayla, kelime işaretle ne yapıyor? Ruhunu öyle kesinlikle. Bir de. İstanbul'da yaşayan Yahudi hastaymış. Kanser. Oğulları demişler ki artık gitti gidecek. Neyse. Eve getirmişler. Son anları. Bütün aile orada. Yataktan böyle bir gözlerini açmış. Demişler ya herhalde babamız yani, düzeldi. Yani, konuşacak alın. Türkçesi de kırık. İstanbul kırık. Yahudi Türkçesi. Gözlerini açmış, bir tarasut etmiş, demiş ki, salamın burada mı?
Salomon demiş, baba buradayım. Yosef burada mı? Yosef de burada. Yusuf. Ondan sonra Cansın burada mı? Efendim. O da buradayım deyince birden kaşlarını çattırmış. Demiş ki, dükkanı kime bıraktınız? Adam öyle gelmedi ki. Çocuğun içine dükkanı kapatmış gelmişler. Ya bak adam sekeratta. Son anda ölüp gidecek. Yine neyi düşünüyor? Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Evet. Evet, onun marifeti olmazsa insanın ahbabı, mal ve mülkü insana ada ve düşman olurlar. Beka bela olur. Kemal heba olur. Ömür heba olur. Hayat azap olur. Akıl ikab olur, amal, ya akıl da ikab olur, rahatsız edilir. Akıl ne yapar insanı? Sürekli taciz eder, rahatsız edilir. Kemal heba olur, ömür heba olur, hayat azap olur, akıl ikab olur, amal, alama inkılap eder. Bütün ameller elemlere inkılap eder. Evet, Allah'a avd ve hizmetkar olana her şey hizmetkar olur. Bu da her şey Allah'ın mülk ve malı olduğunu iman ve izan ile olur. El Thank you.